Şunu bir 1-4 diyor bak. Onu verebilir misin? Ne yazıyor üzerinde? Ha, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela ulumul Kur'an'dan okuyacağız ve Kur'an-ı Kerim'in icazı üzerinde duruyoruz. Bugün icazı ilmi üzerinde duracağız. Yani bilimsel konulardaki Kur'an'ın mucizeliği. Bakalım ne diyecek bu zat yani? Yuhti'u kesirun minen nasi. İnsanların önemli bir kısmı hata ediyor. Nasıl? Hine yahrisune, şöyle bir hırs göstererek. Ala en yetadammenel Kur'anül Kerimu kulle nazariyetin ilmiyetin. Kur'an-ı Kerim'in her ilmi teoriyi ihtiva ettiğine hırs göstermek. Yani hangi ilmi teori olsa bu Kur'an'da vardı şeklinde. وَكُلَّمَا ظَهَرَتْ نَظَرِيَّتُنْ جَد۪يدَتُنْ Ne zaman yeni bir teori ortaya çıksa, bilimsel teori, اِلْتَمَسُوا لَهَا O teori için ararlar. مَحْمِلًا Bir yer ararlar. Yani hamledebilecekleri bir yer. فِي آيَتٍ Bir ayette. Şu ayet buna işaret ediyordu derler. يَتَأَوَّلُونَهَا Onu, o ayeti yorumluyorlar. بِمَا يُوَافِقُ هَذ۪ي النَّظَرِيَّتَ Bu teoriye uygun bir şekilde yorumluyorlar. Yani bu bir hatadır diyor kendi görüşüne göre. E tabi yani Kur'an-ı Kerim kimya kitabı değil, fizik kitabı değil. Ama bakalım devamında ne diyecek? Doğru mu düşünüyor, eksik mi düşünüyor? وَمَنْشَءُ الْخَطَئِ فِي هَذَا Bu konudaki hatanın kaynağı şu. اَنَّ الْعُلُومَ تَتَجَدَّدُ نَظَرِيَّاتُهَا مَعَ الزَّمَنِ Zamanla teorileri, ilimlerin yenileniyor. Tebi'an li sünneti tekaddüm. İlerleme kuralına uyarak. Fela tezalu fi naksin daimin. Devamlı bir eksiklik içinde tabi. Yani nazariyeler, o teoriler. Yektenifuhul gumudu ahyanen. Yani bazen kapalılık. Anlatabildim mi? Ne yapıyor? Onu örtüyor. وَالْخَطَوْ اَحْيَانًا اُخْرَى Bazen de hata yapılıyor, yanlışlık yapılıyor teoride. Anlatabildim mi? وَتَسْتَمِرُّ هَاكَدَى Bu ilmi teoriler devam ediyor böyle. Hatta تَقْتَرِبَ مِنَ السَّوَابِ Doğruya yaklaşıncaya kadar. وَتَصِلُوا وَتَصِلَى اِلَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ Kesin derecesine ulaşıncaya kadar böyle yürüyor. وَاَيُّ نَظَرِيَّةٍ مِنْهَا Bu bilimsel teorilerden hangisi olursa olsun تَبْدَعُ بِالْحَدْسِ وَالْتَخْمِينِ Burada hads yani ani verilen karar manasına bizdeki gibi yani kesin delil değil de ani verilen karar veya tahminle başlıyor وَتَخْدَعُ لِلْتَجْرِبَةِ Tabi tecrübeye boyun eğiyor حَتَّى يَسْبُتَ يَقِينُهَا Yakin olduğu, kesin olduğu ispat sabit oluncaya kadar. Ev yattadihu zifuha ve hatafuha. Zeyyifuha da diyorlar. Ve hatauha. Yani hatalı ve yanlış olduğu ortaya çıkıncaya kadar. Ve lihada bu sebeple kânet, yani bütün ilmi teoriler, urdatan lit tebdili. Değişmeye maruzdurlar. Ta ki kesin oluncaya kadar. وَكَثِيرٌ مِنَ الْكَوَائِدِ الْعِلْمِيَّةِ Çoğu bilimsel prensipler اَلَّتِي ظَنَّ النَّاسُ اَنَّهَا أَصْبَحَتْ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ İnsanların kendilerini kesin artık kabul edilenlerden olarak gördüğü, zannettiği ilmi prensipler تَتَزَعْزَعُ بَعْدَ سُبُوتٍ Anlatabildim mi? Kesin sabit olduktan sonra ne oluyor? Yani tam oturuyor yani. Tam oturuyor. وَتَتَقَوَّدُ بَعْدَ رُسُوْخٍ Kesinleştikten sonra
biraz daralıyor yani. Anlatabildim mi? Yani tahmin edilen gibi değil. Sümme يَسْتَعْنِفُ الْبَاحِسُونَ Araştırmacılar yeniden başlatıyorlar. تَجَارُبَهُمْ ف۪يهَا مَرَّةً اُخْرَى Yeniden, bir defa daha deneylerine başlıyorlar. Şu tetezza'u'ya bakar mısın mübarek? Yani bir de yanlış yapmayalım. Za'za'ya bakacaksın. Za'za'a. Z'ayın, Z'ayın. Bir de yanlışlık yapmayalım. Sarsılmak, gevşemek. Ha, sarsılıyor. He? Sarsılmak, gevşemek, sendelemek. Tamam, sendeliyor. Evet, tamam. Evet. Güzel. Sarsılıyor yani. وَالَّذ۪ينَ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden alimler bima yutabiku mesailel ilmi yani ilmi meselelere uygun olarak tefsir eden alimler mesela kim? Bunu hemen misal vereyim. Millet görsün. El meşhuru bu. El cevahir fi tefsiril Kur'anil Kerim liyeşmile ala acayibi bedai'il mükevvenati ve garaibil ayat. Yani bu zat Şeyh Tantavi Cevheri diye meşhur. Yani bütün 20 küsur, 24 küsur ciltlik eserini yani bütün bilimsel konularla mübarek tefsir değil de bir nevi tıp kitabı, biyoloji kitabı, fizik kitabı olmuş. Yani öyle bir eser bu. وَيَحْرِسُونَ Bunlar hırs gösteriyor bu alimler. عَلَى اَنْ يَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ Kur'an'dan çıkarmayı كُلَّ مَسْأَلَةٍ تَظْهَرُ فِي اُفْقِ الْحَيَاتِ الْعِلْمِيَّةِ İlmi hayatın ufkunda beliren her meseleyi Kur'an'dan çıkarmaya çalışıyorlar. Ama yusiune ilel Kur'ani. Bununla Kur'an'a kötülük ediyorlar. Min haysu yadunnune zannetmeleri sebebiyle. Ennehum yuhsinune sun'a. Yaptıkları güzel olduğunu zannederek Kur'an'a kötülük ediyorlar. Niçin? لأن هذه المسائل çünkü bu meseleler التي تخضع لسنة التقدم yani ilerleme kuralına uyarak yani ilerleme kuralına tabi olan bu meseleler tetebeddelu devamlı değişir. وقد تتقوض من أساسها esasından da sarsılır. Yukarıdaki tetekavvadu gibi ve taptulu tamamen batıl hale de gelebilir. Hakikaten öyle yani burası doğru. Yani teoriyle gidilmez yani. Çünkü bütün ilimlerde teoriler bazen bir asır sonra çürüyor. فَاِذَا فَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِهَا Biz o teoriye göre Kur'an'ı tefsir edersek تَعَرَّضْنَا فِي تَفْسِيرِهِ لِلنَّقَائِضِي O zaman Kur'an'ın tefsirinde birbiriyle çelişen şeylerle karşılaşırız. Anlatabildim mi? Küllemâ tebeddeletil kavâidül ilmiyyetü. İlmi prensipler değiştiği sürece devamlı birbiriyle çelişkili tefsirler ortaya çıkar. Ev tetâbaatil küşufu veya ilmi keşifler devam ettiği sürece bi cedîdin yankudul kadîme eski teoriyi çürüten yeni bir şey bulma devam ettiği sürece başımız ağrır. Ev yakînin yubtülü tehmine. Tahminleri iptal eden yakini bir şey ortaya çıkınca. Kesin yani. Burası doğru. Vel Kur'an-ül Kerim, o zaman Kur'an-ı Kerim, kitab-ı akidetin ve hidayetin. İnan, iman esaslarını ve hidayet yolunu gösteren bir kitap. Yuhatıbu damire, gönüllere hitap ediyor. Feyuhyi fihi, gönüller de ihya ediyor. Avamilen nübuvvi vel irtikai, gelişme ve ilerlemenin sebeplerini gönüllerde ne yapıyor? İhya ediyor. Ve bevaisel hayri vel fazileti, hayır ve faziletin vesilelerini ne yapıyor? İhya ediyor gönüllerde.
Ve icazuhul ilmiyyu, Kur'an'ın ilmi icazı, leyse fiştimalihi alen nazariyatil ilmiyyeti leti teteceddedu ve tetebeddelu. Devamlı yenilenen, devamlı değişen ilmi teorileri ihtiva ettiğinden değil. Ve tekunu semeraten, yani bir meyve olan, lil cuhdil beşeriyi fil bahsi ve nazari, araştırma ve ilmi delillerle meseleyi ortaya çıkarma noktasında insanlığın gayretinin neticesi olan devamlı değişen bilimsel teorileri ihtiva etmesinde değil. Ya nerede Kur'an'ın icazı? Ve innema fi hassihi alet tefkiri. Belki Kur'an'ın devamlı düşünmeye teşvik etmesinde. Yani biraz yani şey bu. Burada biz biraz farklı düşünüyoruz. Yani onu özellikle ifade edeyim. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın diyor yedi külli icaz veçi var. Bunlardan biri de diyor kainattaki hadiselerle alakalı icazı. Anlatabildim mi? Yani mesela Big Bang teorisini çok açık bir şekilde işaret-ül icazda yani kainata ratkan fefeteknâhuma ayetiyle açıklıyor Enbiya suresindeki. Sonra 21. sözün ikinci makamında bütün peygamberlerin mucizeleri aynı zamanda beşere diyor, ilmi keşiflerin kapılarını gösteren delillerdir diyor. Elektrik keşfiyle alakalı ayet söylüyor, Eshab-ül Uhdud meselesini. Uçakla alakalı işaretleri anlatıyor. Yani tamam, her teoriyi Kur'an'da aramak doğru değil, ona katılıyoruz müellifin. Ama müellifin buradaki bu yaklaşımını fazla sadece yetinmiyoruz bununla, anladınız mı? وَاِنَّمَا فِي حَسِّهِ عَلَى التَّفْكِيرِ Kur'an'ın ilmi icazı düşünmeye teşvik etmesi. فَهُوَ Kur'an يَحُثُّ الْاِنْسَانَ عَلَى النَّظَرِ فِي الْكَوْنِ وَتَدَبُّرِهِ İnsanı kainatla ilgili akıl yürütme ve düşünmeye teşvik ediyor. وَلَا يَشَلُّ zannediyorum. وَلَا يَشَلُّ حَرَكَةَ الْعَقْلِ فِي تَفْكِيرِهِ Yani düşünme yaparken aklın hareketlerini ne yapıyor? Engellemiyor Kur'an. Yani serbest bırakıyor. Eşel, eli, şey var ya bu, eli, ne diyorlar bunu? Söyle de. Eli böyle titriyor, kullanamıyor elini. Parkinson. Parkinson değil, hep sen modern kelimelerle. Ya neyse işte, çolak, çolak. Yani aklın hareketlerini çolak yapmıyor yani, anladınız mı? Evet. اَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاِسْتِزَازَةِ مِنَ الْعُلُومِ Yani akılla fazlaca ilimleri artırma noktasına girmiyor, perde olmuyor Kur'an-ı Kerim. مَسْتَطَعَ اِلَيْهِ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Yani akıl yol bulduğu müddetçe. وَلَيْسَ سَمَّتَ Yani burada söz konusu değil, كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ الْاَدْيَانِ السَّابِقَةِ Geçmişteki dinlerin kitaplarından biri değil, Kur'an-ı Kerim yoktur yani. Yok, yok manasına bu. Biri değil değil de yoktur. يَكْفِلُ هَذَا بِمِثْلِ مَا يَكْفِلُهُ الْقُرْآنِ Kur'an'ın böyle bir kefil olduğu gibi yani ilim adamlarına ve ilmin, aklın hareketlerine kefil olan başka bir mukaddes dinin kitabı yoktur diyor. فَاَيُّ مَسَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ İlim meselelerinden hangi konu varsa اَوْ قَاِدَةٍ مِنْ كَوَائِدِهِ Veya ilmin prensiplerinden hangi prensip varsa يَثْبُتُ رُسُوْخُهَا Kesin olduğu sabit olursa وَيَتَبَيَّنُ يَقُونُهُ يَقِينُهَا Yani kesin ilim ifade ettiği ortaya çıkarsa تَكُونُ olur مُحَقِّكَةً Tahkik etmiş olur, doğru çıkarmış olur لِمَا حَسَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَفْكِيرٍ سَلِيمٍ Sağlam akli düşünme şeklinde Kur'an'ın teşvik ettiğini tahkik gerçekleştirmiş olur. Anladınız mı? وَلَا تَتَعَارَدُ مَعَهُ بِحَالٍ مِنْ اَحْوَالٍ Yani bu ilmi deliller ve kaideler asla hiçbir şekilde Kur'an'la çelişmez. تَتَعَارَدْ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْعُلُومُ İlimler çok eski, yani ilerledi. Özür dilerim, eski değil de ilerledi. وَكَثُرَتْ مَسَائِلُهَا Yani ilmin meseleleri çoğaldı.
وَلَمْ يَتَعَارَتْ شَيْءٌ سَابِتٌ مِنْهَا İlmin kuralları ve meselelerinden kesin sabit olanlardan hiçbiri çelişmedi. مَعَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآيَاتِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın hiçbir ayetinden bir ayetle çelişmedi. وَهَذَا وَحْدَهُ اِعْجَازٌ Bu tek başına ilmi bir icazdır. Böyle yorumluyor. وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ Kur'an-ı Kerim يَجْعَلُ التَّفْكِيرَ السَّد۪يدَ Doğru düşünmeyi kılıyor. وَالنَّظَرَ السَّائِبَ Uygun akli bakışı kılıyor. فِي الْكَوْنِ Kainata bakışı. وَمَا ف۪يهِ Ve içindekilerine bakışını kılıyor. Ne kılıyor Kur'an-ı Kerim? اَعْظَمَ وَس۪يلَةٍ مِنْ وَسَائِلِ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ Allah'a imanın en büyük vesilelerinden biri kılıyor. Hani diyor ya Kur'an-ı Kerim. Yani اَفَلَا تَتَعَقَّلُونَ اَفَلَا تَتَتَبَّرُونَ Hep bu ayetler onun delili. Zaten misaller verecek. اِنَّهُ Kur'an يَحُسُّ الْمُسْلِمَ Müslümanı teşvik ediyor. عَلَى التَّفْكِيرِ ف۪ي مَخْلُقَاتِ اللّٰهِ ف۪ي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökte ve yerde Allah'ın mahlukatını düşünmeye teşvik ediyor. İşte ayet اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışında. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün nizamlı bir şekilde yer değiştirmesinde. لَاَيَاتِ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri için delillerdir. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقْعُودًا O akıl sahipleri ki oturarak veya ayakta Allah'ı zikrediyorlar. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Yan yatarak da yine öyle. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ediyorlar. Ve diyorlar, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ey Rabbimiz sen bunları boş boşuna yaratmadın. سُبْحَانَكَ Seni bütün boşluklardan, boşu boşuna yaratmalardan, noksanlardan tenzih ediyoruz. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Cehennem azabından bizi koru. Ali İmran'ın biliyorsunuz. Sondan ikinci sayfasındaki meşhur ayetler. وَيَحُثُّهُ Kur'an-ı Kerim insanı teşvik ediyor. عَلَى التَّفْكِيرِ ف۪ي نَفْس۪ي Kendi nefsini de düşünmeye teşvik ediyor. Ayrıca وَفِي الْاَرْضِ اللَّتِي يَعْمُرُهَا Tamir ettiği yani bayındır hale getirdiği yeryüzü hakkında da düşünmeye teşvik ediyor. وَفِي الطَّبِيعَةِ اللَّتِي تُحِيطُ بِهَا بِهِ Kendisini kuşatan tabiatı da canlı cansız her varlığı düşünmeye teşvik ediyor. Mesela Rum suresindeki ayet اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَّمَّا Kendi kendilerine düşünmüyorlar mı? Veya kendilerini düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve onların arasındakini ancak hak bir gaye ile yaratmıştır. وَاَجَلٍ مُسَمَّا Bir de belli bir süreye kadar. Ondan sonra kıyametleri kopacak. Bu da Rum suresiymiş. Zariyat suresinde ise وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ Yeryüzünde yakini iman getirenler, kesin iman edenler için çok deliller var. Ayrıca وَفِي اَنْفُسِكُمْ Kendi nefsinizde de var deliller. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Göremiyor musunuz? Başka bir ayet Gâşiye suresi. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Develere bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Göklere bakmazlar mı? Nasıl yüceltilmiş, yükseltilmiş? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Dağlara bakmazlar mı? Nasıl dikilivermiş? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ Yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl yayılmış? Bu da ayrıca Kur'an وَيُث۪يرُ ف۪يهِ Yani şey yapıyor, teşvik demek yusiru. El hissel ilmiye, ilmi duyguları harekete geçiriyor. Lit tefkiri, düşünmek için. Vel fehmi ve teakkuli, anlamak ve de akıl etmek için. İşte ayetler. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayati. İşte böyle Allah ayetlerini sizin için açıklıyor ki, leallekum tefekkerun, ta ki düşünesiniz. وَتِلْكَ الْاَمْثَارُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Biz bütün bu misalleri insanlar için veriyoruz ki, evirip çevirip anlatıyoruz ki, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Düşünsünler diye. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Biz ayetlerimizi düşünen milletler için böyle
açıklıyoruz. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Bütün bunlarda düşünen insanlar için ayetler var. Hep ayet. Şuraya kadar okuyacağız. Kezâlike nufassilul âyâti li kavmin yâlemûn. Bilen insanlar için ayetlerimizi ayrıntılı olarak anlatıyoruz. Kad fassalnel âyâti li kavmin yâlemûn. İlim sahibi insanlar için ayetlerimizi ayrıntılı olarak anlattık. Undur keyfe nusarriful ayati leallehum yefkahun. Bakale nasıl ayetlerimizi evirip çevirip izah ediyoruz ta ki onlar anlasın diye. Kad fassalnel ayati liqaumin yefkahun. Anlayabilecek insanlar için ayetlerimizi ayrıntılı olarak anlattık. Ve yerfa'u el Kur'anu. Kur'an kaldırıyor. Mekanetel muslimi bi faziletil ilmi. İlmin faziletiyle Müslümanın makamını da yükseltiyor. Yerfa'ullahu allazina amenu minkum vellezina utul ilme derecat. Allah sizin içinizden hem iman edenleri hem de kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltiyor. Yani ve la yusavvi beyne alimin ve cahilin. Alimle cahili bir tutmuyor. Kul hel yestevi allazina ya'lemun vellezina la ya'lemun. Söyle ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ve emrul muslime, Müslümana emrediyor. En yes'ele rabbehu ni'metel ilmi. Rabbinden ilim nimetini istemesini emrediyor. Ve kur rabbi zidni ilme. Ve de ki ya ey şanlı peygamber, ya Rab benim ilmimi artır. Evet. Böyle devam ediyor. Biz tabii şey yapacağız yani nedir? Yarın inşallah bu bahsi bitireceğiz. Oldu mu güzel kardeşim? Cezakumullahu hayran kethira. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا. Bu kolay leblebiydi, Çorum leblebisi. Şimdi demir leblebi.